Beni gördü. Ünsal dedi ne yapıyorsun burada? İşte hocam dedim doktora tezini yazıyorum dedi. Ama bugün pazar dedi. Evet biliyorum hocam dedim. Ünsal dedi İsa bile pazarları çalışmazdı. Kendine zaman ayırmalısın dedi. Bir sistemle sizden pratiği çözmeniz isteniyor. Buna da gut ahtın metot deniyor. Ali Naim Hoca o zaman demişti ki akademisyenlik dünyanın en güzel mesleğidir. Çünkü hem devamlı bir şeyler öğreniyorsun hem de bu öğrendiklerin için sana bir ücret ödüyorlar. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu programda konuğum değerli hocam Doktor Yur Ünsal Dönmez. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Furkancığım hoş bulduk. İlk olarak başlamak istediğim nokta Hukuk Fakültesini Bitirdikten sonra akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Furkan'cığım öncelikle Hollanda'ya selamlar. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Böyle bir podcast serisi de oluşturduğunu bana ilk söylediğinde beni de çok heyecanlandırmıştı bu fikrin. Başarıların devamını diliyorum o anlamda. Ee, i̇lk olarak şu aslında doğru cevap şu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra akademisyen olmaya karar vermedim. Hukuk fakültesine başladığım anda akademisyen olmaya karar verdim. Hukuk fakültesinin birinci sınıfında rahmetli hocam Profesör Doktor Turgut Akın Türk'ün medeni hukuk dersiyle ben akademinin içerisinde olma isteğim başladı aslında. Rahmetli hocamız Turgut Akın Türk hocanın hala bugün derste kullandığı örnekler, anlattıkları aklıma mıh gibi kazındı. Bu yüzden de ben de bu mesleği yap, yapmalıyım, yapabilmeliyim, nasıl yaparım sorusunu aslında araştırdım hukuk fakültesi döneminde. Benim medeni hukuku seçmemde ve akademisyen olmamda en önemli etken rahmetli hocam Profesör Doktor Turgut Akın Türk'tür. Bir süre Ufuk Üniversitesi'nde asistanlık yapıp sonrasında 1416 sayılı kanunla Almanya'ya gittiğinizi biliyorum. Onu ayrıca geleceğim hocam. Onu şimdilik burada bırakabiliriz. Benim size sormak istediğim, bir süredir akademinin içerisindesiniz ve bu süre içerisinde sizi, sizin akademik perspektifinizde kırılmaya yol açan kitap ya da hocalar oldu mu? Bu anlamda hangi kitapları ve isimleri sayabiliriz? Benim için en önemli eserlerden birisi ve kendi öğrencilerimize de hep okumalarını tavsiye ettiğim eser Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı eseri. Benim hakikaten akademik yaşamımda da günlük hayatımda da uygulamaya çalıştığım prensiplerin esin kaynağı bu eser olmuştur. Ben her dönem bitiminde kıymetli öğrencilerimize onun şu sözleriyle vedayı yaparım. Her gün bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku, bu senin söz söyleme kabiliyetini arttırır. metodoloji ilişkin olarak e, pratik yöntem e, kitabı son derece önemli bir kitap. E, yine yürüstişe Juristische Methodenlehre adlı eseri son derece önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor Alman hukuk literatüründe. Bu eserler benim e, hayatımda önemli mihenk taşları olmuş. Okuduğumda bunları kendi hayatıma ve meslek hayatıma nasıl entegre edebilirim, nasıl dahil edebilirim bunları düşünmeme sevk etmiş önemli eserler olarak karşımıza çıkıyor. Kitaplar dışında akademik perspektifinizde kırılmaya yol açan hocaları sorsam kimleri söylerdiniz? Her şeyden önce tabii ki rahmetli Profesör Doktor Aylin Naim İnan'la çalışma fırsatı buldum. Yaklaşık olarak 18 ay. Bu da benim için çok önemli bir kazanç oldu. Ali Naim hocanın çalışma prensipleri akademik çalışma prensipleri ve bunun dışında hayata dair veya bir akademisyenin nasıl olması gerektiğine dair birçok şey öğretti bana en önemlisi Türkçeyi nasıl kullanmamız gerektiği yine konuk öğretim üyelerinden o dönem rahmetli olan Profesör Doktor veysel başpınarla yakın çalışma fırsatı buldum. Ee, Veysel Hoca ile orada başlayan ilişkimiz e, daha sonra ben Almanya'ya gittikten sonra da devam etti. Ben döndükten sonra da kendisinin çok fazla emeği var bende. Veysel Hoca ile çalışırken işte yazdığım bir makalenin ya da herhangi bir ödevin veya bir tebliğinin hocaya verdiğimde veya bir pratik çalışmayı hocaya teslim ettiğimde onun bana nasıl kıpkırmızı gördüğünü bunun üzülünecek değil aslında onun bizim için yapılmış olan bir şey olduğunu bana öğretti. Ve onun bir sözü hep benim kulaklarımda. E, kendisi de bazen yazdığı bir şeyi bana verirdi ve Ünsal bir okur musun derdi. E, Estağfurullah hocam derdim hani olmaz derdi. Her zaman dört göz iki gözden iyidir derdi. Yani bir başkasının çıkmadan önce, yayınlanmadan önce okumasını hoca çok önemserdi. Gene rahmetli hocamdan Türkçenin kullanımına ilişkin, aynı Ali hocam gibi birçok eser verdi. Bunları okumalısın dedi, bir şey yazmadan önce buna başlamalısın dedi. Daha sonra talih yüzüme güldü, Almanya'ya gittim ve Almanya'da da çok değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Profesör Doktor Doktor Mihail Martinek'le çalışma fırsatı buldum. Yine profesör doktor doktor QZ ile çalışma fırsatı buldum. Onların da hem Alman hukuk disiplini içerisinde metodolojinin nasıl yapılması gerektiğine dair çok fazla done toplamış, toplama imkanı buldum. Hem de onların akademik görgü ve yaşantıma katkıları e, son derece önemli olmuştur. Bu anlamda bu hocaların her biri benim hayatımda çok önemli menk taşlarına sahip isimler. Peki 1416 sayılı kanunla Zarland Üniversitesi'nde hem yüksek lisansınızı hem de doktoranızı tamamladığınızı biliyorum hocam. Bununla ilgili olarak sormak istediğim birkaç şey var. Öncelikle Almanca'dan başlayabiliriz zannediyorum. Almanca okuması değil belki ama yazması yani o dilde bir şeyler üretilmesi zor bir değil. Bu anlamda siz yüksek lisans ve doktora çalışmalarınızdan önce Hukuki bir meseleyi Almanca anlatma konusunda izlediğiniz özel bir yöntem oldu mu? Yani bunun yazımına hazırlanırken nelerden faydalandınız? Nasıl bir yöntem izlediniz? Furkan'cığım şimdi ben 1416 sayılı bursla e, Almanya'ya gittiğimde o zaman burs şartları ve yönetmeliği daha farklıydı. Yani biz Türkiye'de hiç dil kursu görmeden... Almanya'ya gittik ve Almanya'da dil kursuna başladık. Bu aslında benim için şu anlama geliyordu. Ben hiç Almanca bilmeden Almanya'ya gittim. Ee, ve bir sene Berlin'de Almanca dil kursuna e, iştirak ettim. Ee, ama oradaki Almanca dil kursu evet belirli bir seviyeye Almancanızı çıkartıyor. Doğru. Ama nerede eksik? Hukuk Almancası konusunda bir eksiklik yaratıyor. Çünkü size günlük yaşama dair bir Almanca veriyor. Oysa ki hukuk Almancası çok daha farklı, daha adalı bir dil kullanılmasını gerektiriyor. Ben orada şöyle bir şey yaptım. İlk 6 ayımı bitirdikten sonra Humboldt Üniversitesi'ndeki Grundkentesin Deutsch und adlı bir sertifika programına katıldım. Bu sertifika programında Alman hukuk terminolojisini ve Almanca hukukun nasıl olacağına dair bir takım Bilgiler, doneler toplamaya çalıştım. Ee, en azından terminolojiye aşina olmaya çalıştım. Daha sonra da Zarlant Üniversitesi'ne e, kabulü aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitiminde de yüksek lisans aşamasının çok önemli bir faydası var bana. Çünkü Almanca hukuk metni yazmayı ben o aşamada öğrendim. Bunu tatbik etmeyi o aşamada öğrendim. Çünkü işte ödevleriniz var. Sınavlara giriyorsunuz. Bu sınavların büyük çoğunluğu yazılı sınavlar. Bu yazılı sınavlarda o ıı, kalıpları kullanmayı öğreniyorsunuz. Bu anlamda ıı, aslında Almanya'da yüksek lisans yapmanın ıı, doktoraya bir hazırlık aşaması gibi değerlendirmek gerekiyor. Mesela Almanca hukuk metinlerinde ıı, normal günlük hayatta neredeyse hiç kullanılmayan örneğin konyektif sway dedikleri bir e, kullanımı biz görüyoruz özellikle klazur dedikleri yazılı sınavlarda bunun kullanılması gerekiyor bu bir şart olarak karşımıza çıkıyor yine bağlaçların kullanılması e, relativizat dedikleri yani bağlı cümlelerin çok fazla kullanılması gerekiyor bütün bu anlamda Almanca bir şey yazabilmek e, evet zor ama bunu hem fazla çalışarak hem de mümkün mertebe Almanca düşünerek yazmaya çalışarak e, yapabilmek e, bir mesafe kat etmenize yardımcı oluyor. En büyük avantajınız tabii Türkiye'de Hukuk Fakültesini bitirdiğiniz için <laughs> terminolojiyi öğrendiğiniz zaman o terminolojinin içerisindeki geçen kavramları doldurabiliyorsun. Bu size bir zaman kazandırıyor, bir artı olarak size dönüş sağlıyor. Mesela Aynı programda, LLM programında e, İngiliz öğrenciler de vardı ve İngiliz öğrencilerin büyük çoğunluğunun Almancası çok daha iyiydi. Çünkü ya ailelerinden birisinde bir Alman bağlantısı vardı gelen öğrencilerin. Ama onların hukuk sistemleri çok farklı olduğu için daha az başarılı oluyorlardı bize göre. Sizce 1929 yılında çıkarılan bu kanunun bugün itibariyle güncellenmesi gereken yanlar var mı? Çünkü kanun halen çok en azından benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bir takım eski usullerle öğrencileri gönderip onlardan bir geri dönüş bekliyor ve her öğrenciye bu kanun aracılığıyla yapılan yatırımda bir hayli fazla sizce Türkiye bu anlamda 1416 sayıda kanunla gönderdiği öğrencilerden gerekli verimi alabiliyor mu? Eğer alamıyorsa bunun için neler yapabiliriz? Ben birincisi 6 yıl boyunca orada kaldığımda e, hep şunu düşündüm. Evet ben burada bir eser yazıp yapıyorum, yazıyorum. E, akademik yazımlarına hem yüksek lisans hem doktora seviyesinde bir katkı sunmaya çalışıyorum. Bunlar tamam. Ama benim ülkeme bunun faydası ne olacak? Bence temel sorun bu. Bunun da yolu şuradan geçiyor bence. En azından yüksek lisans ya da doktora eserinizin. Hani belki Türkçeye çevrilmesi çok e, uzun ve meşakkatli bir iş olabilir. Ama onlardan türetilmiş bir makalenin yayınlanması son derece önemli. Yani buradan en azından Türkiye'de Türk literatürüne, hukuk literatürüne katkı yapabilecek bir eserin vakfedilmesi son derece önemli. Bunun muhakkak getirilmesi gerekiyor. İkincisi yine 1416 sayılı kanunla e, giden öğrencilerde orada bir oryantasyon programına da tabi tutulmaları gerekiyor. Çünkü örneğin ben gittiğim zaman Almanya'ya o benim ilk yurt dışı tecrübem ve ilk yurt dışı tecrübesinin de e, kendine özgü bir takım handikapları oluyor. Bu bağlamda da bir oryantasyon programıyla en azından gideceği ülkede, oradaki eğitim ateşleri vasıtasıyla, oradaki görgü kuralları, oradaki uyulması gereken kurallara dair bir takım bilgiler verilirse, çok daha e, aslında e, öğrenciler açısından, giden öğrenciler açısından da adaptasyon sürecini azaltacak bir yapı oluşturulması mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu tabii sadece benim söylediklerim dediğim gibi kendi alanımla ilgili hani mühendislik, fen bilimleri alanında da muhakkak ki giden arkadaşların önerecekleri şeyler olabilir. Hukuk alanında ama bunların yapılması önem arz ediyor diye düşünüyorum. Benim de hocam burada tam olarak size katıldığım nokta bu kanunla giden öğrencilerin döndükten sonra belli bir süre içerisinde Türkçe eser verme zorunluluklarına tabi olmaları. Yani hatırladığım kadarıyla örneğin Cumhuriyetin ilk döneminde Yahudi profesörlerin Türkiye'ye getirilmesi olayında şöyle güzel bir zorunluluk getirilmiş. Evet, ben seni üniversiteme hoca olarak alacağım ama 3 yıl içinde Türkçe ders anlatacak ve Türkçe bir eser yazacak kıvamda dilimi öğrenmeni bekliyorum. Nitekim Ernst Hirsch buna dayanarak Türkçeyi yani hem anlatma hem de yazma seviyesinde öğrenmiş bir kişi. Aynı uygulamanın belki bugün de 1416 sayılı kanunla gönderilen öğrenciler bakımından benimsenmesi ve dolayısıyla döndüklerinde mutlaka özellikle doktor alanı ile ilgili olarak Türkçe bir eser verme zorunluklarına tabi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Almanya'da 6 yıl geçirmek hayat tecrübesi olarak sizlere ne kattı? Onlardan ne öğrendiniz hocam? Almanya ya da yurt dışında uzun süre yaşamanın çok fazla avantajı var. Dezavantajlarıyla birlikte. pek tabii. Ne birinci avantajı? Bir kere farklı bir kültürü özümseyebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Bir şeyler öğrenebiliyor. Bu akademik kültür ve yaşamdan bağımsız bahsettiğim şey. Normal günlük yaşam içerisinde de yani örneğin dakik olmayı, zamanı idare etmeyi, kullanmayı, Hakkını aramayı, buna, bunun gibi birçok noktayı bu kültürle haşir neşir olduktan sonra öğren, öğrenmeye başlıyor. İkincisi, Almanya özelinde söylüyorum. Almanlar mahiyet itibariyle çalışkanlardır. Çalışkan bir millettir. İşlerini hakikaten o çalışma süresi içerisinde en iyi şekilde icra etmeye çalışırlar mümkün mertebe. Ama çalış, mesai saatinin bitimiyle veya işte hafta sonu tatiliyle beraber de kendilerine nasıl zaman ayıracaklarını da bilir. Doktora döneminde ben Profesör Küzi'nin yanında doktoramı yaptığımda benim orada kürsüde bir odam vardı ve o odanın içerisinde devamlı çalışıyorum. Hani bir an evvel tezi bitirmeye çalışıyorum. Ben haftanın 7 günü orada o odanın içerisinde işte eseri, doktora tezini yazmaya çalışıyorum. Her gün gidiyorum ama yani. Bir gün Profesör Küz normalde pazarları çok okula gel, gelmezdi. Münih'te yaşardı. Ha, hafta içi okulda oluyor sadece. Üç gün salı, çarşamba ve perşembe de gelirdi. Ama o hafta sonu o hoca da gelmişti bir program nedeniyle. Beni gördü. Ünsal dedi ne yapıyorsun burada? İşte hocam dedim doktora tezini yazıyorum dedi. Ama bugün pazar dedi. Evet biliyorum hocam dedim. Ünsal dedi İsa bile pazarları çalışmazdı. Kendine zaman ayırmalısın dedi. Bir, en azından haftada bir gün dinlenmeli, kendine vakit ayırmalı, kendin için bir şeyler yapmalısın. Hakikaten bu önemli dönüm noktalarından birisidir benim hayatımda. Evet, akademisyenseniz zaten çok çalışmak zorundasınız, çalışmalısınız da. Çünkü siz bunun için bir maaş alıyorsunuz. Burada çok küçük bir anekdottan da bahsedeyim. Rahmetli Ali Naim İnan Hoca mülakat sınavında demişti ki bana Niye akademisyen olmak istiyorsun? Demiştim ki hocam benim için önemli işte bir şeyler öğrenmek istiyorum vesaire. Ali Naim Hoca o zaman demişti ki akademisyenlik dünyanın en güzel mesleğidir. Çünkü hem devamlı bir şeyler öğreniyorsun hem de bu öğrendiklerin için sana bir ücret ödüyorlar. Bu anlamda dediğim gibi son derece yoğun çalışmanız gerekiyor ama kendinize de zaman ayırmanız gerekiyor. Ben de hep öğrenci arkadaşlarıma da bunu söylüyorum derslerinde. Sen de dersleri iştirak ettiğinde görmüşsündür. Ee, evet çalışın. Hukuk fakültesi öğrencisiniz. Ama nimetlerinden de yararlanın üniversite öğrencisi olmanı. Tiyatroya gidin. Sinemaya gidin. Konsere gidin. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Oturun. Çay için. Sohbet edin. Ama kendinize muhakkak bir zaman ayırın. Ve Almanya'da en önemli öğrendiğim şey ne? İşte bu çalışma ve dinlenme arasında, kendinize zaman ayırma arasında iyi bir denge kurabilmelisiniz. Hocam anladığım kadarıyla Almanlar çalışma hayatlarında yöntemli olduğu gibi dinlenme hayatlarında da yöntem izliyorlar. Ee, özellikle anlattığınız İsa bile pazarları çalışmaz ya da mesai saatinin ardından dolu dolu bir dinlenme anlayışlarına sahip olması bunu gösteriyor. Beni bu sonuca götürüyor. İkinci bölümde Almanya'da özellikle lisans ve lisans üstü eğitimine ilişkin sorular sormak istiyorum. İlk olarak Almanya'da pratiğin hukuk eğitimindeki yeri nedir bunu merak ediyorum. Sizin de derslerinizde uyguladığınız silsile yöntemi var. Bu silsile yönteminin kaynağı da Almanya mıdır? Bunu merak ediyorum hocam. Orada benim birinci gözlemlediğim ve gördüğüm şey şuydu. Yaklaşık olarak 400 öğrenci varsa eğer ya 21 tane sınıf açılıyor. Bu 20 sınıfta 20'şer kişilik gruplar var ve bu 20'şer kişilik gruplar seçtiğiniz derslerin pratik kur çalışmalarını o derslerde yapıyorsunuz. Bu şu avantajı sağlıyor. Birincisi bu dersleri verenler yani bu 20 kişilik grupların olduğu sınıflarda ders veren hocalar sadece akademide değil aynı zamanda avukatlar ya da hakimler. Yani pratiğin içerisinden olan kişiler bu derslere iştirak ediyor. Bu çok önemli. İkincisi, bir sistemle sizden pratiği çözmeniz isteniyor. Buna da Gutachten metot deniyor. Gutachten metodun esas özelliği şu. Siz eğer doğru soruyu sorabiliyorsanız, doğru yanıtı bulursunuz. Bunu çok güzel anlatmışlardı bana o zaman. Nasılsın sorusuna... Ben ünsal dönmez cevabı veriyorsanız yanlış ilerliyorsunuz demektir. Nasılsınız? İyiyim veya çok iyi hissetmiyorum çünkü hastayım açıklama gerekçe yapma, vermeniz bekleniyor. Doğal olarak buradaki temel mantık doğru soruyu sorma ve bu doğru soru üzerinde teorikte elde ettiğiniz bilgileri örneğin bir kurumun hukuki kurumun unsurlarını şartlarını belirlemeniz ve pratik olayda yani somut olayda bunu uygulayıp uygulayamadığınızı görmektir. Bu sistem benim çok hoşuma gitmişti ve hani o zaman da Türkiye'ye döndüğümde bunu mümkün mertebe bizim hukuk sistemimize veya kendi derslerimize uygulayabilir miyim diye düşündüm. Bu anlamda da sizlerin de desteğiyle yaptığımız pratik çalışmaları bir kitap altında kitap olarak yayınladık ve bu sisteme göre çözmeye çalışıyoruz. Öğrenciler için zor çünkü sınav süresi açısından evet biraz daha uzun sürüyor bizim sınavlarımız. Ama öğrenciler ben mezun olan bütün öğrencilerimizden duyduğum bu sistemin kendilerine çok şey kattığı ve e, başarılı oldukları meslek yaşantısında başarı puanı olarak bir geri dönüş sağladıklarını görüyorum. Bu da bizi tabii ki e, bir öğretim üyesi olarak memnun ediyor. Bu yüzden pratik çok önemli. Çünkü pratik, metodoloji, uygulama teorikte elde ettiğiniz bilgilerin gerçek hayatta nasıl aktarabildiğinizi, meslek hayatınıza nasıl aktarabildiğinizi ölçüyor. Ben girdiğim Almanya'daki bütün işte medeni hukuk dersleri aldım. Hepsinde sadece pratik soru sorulurdu. Hiç teorik soru sorulmazdı. Öğrenciler aslında bahsettiğiniz gibi bu gutahtın metodu zor buluyor. Belki zaman yönetimi açısından problemler yaşıyor ama aynı zamanda öğrencilerin lehine de bir yöntem benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü öğrenci soruyu cevaplama esnasında eğer yanlış bir yola gidiyorsa aslında sorduğu sorular ve gittiği yol itibariyle bunu erken bir şekilde fark edebiliyor. Yani sadece sorulan soruya ilişkin hukuki kurumla cevap vermek öğrenciyi yanlıştan kurtaran bir e, yönü yok ama öte yandan gotahtın metotta öğrenci sıra halinde yani önce sözleşme kuruldu mu? Sonrasında bu sözleşmede ayıba ilişkin şartlar var mı? Eğer şartlar varsa somut olaya uyuyor mu şeklinde bir sıralamayı izlemesi aynı zamanda onun yanlış yapmasını da önemli ölçüde engelleyen bir yöntem olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Orada bir de benim dikkatimi çeken hocam bir hukuk öğrencisi hangi mesleği tercih edecek olursa olsun yani hakimlik, savcılık, avukatlık veya diğer pozisyonlar hepsi aynı staj döneminden geçiyor. 24 aylık bir ortak staj programı var. Türkiye'nin aksine bu 24 aylık staj programından biraz bahsedebilir misiniz? Bunun içerisinde Hukuk fakültesinden mezun olan bir öğrencinin kat etmesi gereken aşamalar nelerdir? Öncelikle hukuk fakültesinden mezun olma dediğimiz şey bizden farklı. 3 yıllık lisans eğitimi alıyorsunuz, bachelor. Ondan sonra da 2 yıllık bir uzmanlık yani kendi seçtiğiniz alanlarda iki tane seçimlik alanda da uzmanlaşıyorsunuz. İşte bu sermaye piyasası olabilir, rekabet olabilir, iş hukuku olabilir. İşte bu 5 senenin sonunda birinci devlet sınavı denilen bir sınava giriyorsunuz. İki tane hakkınız var bu devlet sınavında. Eğer bu iki hakkınızda geçer not alamazsanız, yani başarılı olamazsanız lise mezunsunuz. Ve Almanya'da bir daha hiçbir hukuk fakültesinde hukuk eğitimi alamıyorsunuz. Bir üçüncü hakkınız yok. Burada zaten yaklaşık olarak öğrencilerin yarısı belki yarısından fazlası eleniyor. O yüzden Almanya'da şöyle bir durum var. Hukuk fakültesine girmek kolay ama mezun olmak çok zor. Bitiriyorsunuz birinci devlet sınavınızı başarıyla bitirdikten sonra 24 aylık bir staj programına başlıyorsunuz. Bu staj programında bir avukatlık stajı yapıyorsunuz. iki mahkemede hakim yanında stajı görüyorsunuz. Üç bir kamu kurumunda Staj yapıyorsunuz dördüncü olarak da dilerseniz bu üç aylık bir periyot için isterseniz yurt dışında bir hukuk bürosunda isterseniz herhangi bir yurt dışı mahkeme kabul etmiyorlar ama orada ya da yine Almanya içerisinde serbest staj dedikleri bir staj yapıyorsunuz stajın bitiminden sonra. İkinci Devlet sınavına giriyorsunuz. İkinci Devlet sınavında başarılı olursanız, burada avukatlık yapabilirsiniz, hakimlik yapabilirsiniz veya bir kamu kurumuna girebilirsiniz. Yani mesleğinizi artık seçmiş oluyorsunuz aslında. Başarılı olamadınız, o zaman hukuk fakültesi mezunusunuz, danışman olarak sadece çalışabiliyorsunuz. Bu anlamda ikinci Devlet sınavını başarıyla geçenler, Pol Yurist ünvanına sahip oluyorlar. Yani Türkçe'ye tam olarak hasta tercümesi mümkün ama tam hukukçu, tam hukukçu olarak tercüme etmek mümkün bunu. E, çünkü bütün aslında oradaki meslekleri yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Peki devlet sınavında nasıl bir şey yapıyorlar? Kesinlikle test sınavı değil. Her eyalette yapılıyor sınav. Ceza hukuku, kamu hukuku ve özel hukuktan her birinden ikişer tane olmak üzere yazılı sınava giriyorsunuz. Her bir sınav yaklaşık minimum 4 maksimum 6 saat süreyle veyle yapılıyor. Bu anlamda da mezuniyette de mesleğe girişte de siz tamamen yazım becerinizi, dili kullanma becerinizi, hukuki sorunu bilme becerinizi, bunu somut olaya uygulama bilme becerinizi ölçmüş oluyorlar. Genel mahiyeti itibariyle bu anlamda az önce ifade ettiğim gibi yani hocam, Almanya'da, Almanya'da hukuk fakültesine de... girmek kolay ama mezun olmak zor. Yani hocam Almanya'da aslında iki devlet sınavını veren hukukçular için belki Erasmus'un Deliliye Ögü kitabında hukukçulara yönelik olarak bahsedilen söz tam anlamıyla karşılığını bulmuş oluyor. Hukukçular için şöyle diyor onların kendilerine hayranlıkları hiçbir ölümlü de görülmez. Lisans döneminden bahsettik Almanya'da bir de şimdi özellikle lisans üstüne ilişkin birkaç sorum var. Orada doktora tez danışmanına doktora tez annesi ya da doktora tez babası şeklinde isimlendirmeler de bulunuyor. Bunun tarihi bir özelliği var mı hocam? Nereden geliyor bu? Almanya'da danışman hocanız yani Doktor Umut'a ya da Doktor Fatih'iniz diyeyim. aranızda sizin çok önemli bir bağ gelişiyor. Çünkü siz aslında yeni bir eser meydana getiriyorsunuz. Danışman hocanız da sizi akademik dünyaya davet etmiş oluyor. Bir davette bulunmuş oluyor. Ve nihayetinde doktor ünvanınızı aldığınızda da akademik dünyada doğumunuz gerçekleşmiş oluyor. Bu yüzden de Almanya'da bu ünvanlar bu şekilde kullanılıyor. Yani doktor annesi ya da doktor babası. Benim doktora danışmanım Profesör Doktor Tiziana Küsi idi. O yüzden benim doktor annem oldu. Ee, ve hakikaten de o süreç boyunca e, akademik anlamda doktora sürecim boyunca da hep varlığını yanımda hissettiğim çok kıymetli değerli bir hoca kendisi. Orada hocam lisansüstü dönemde özellikle lisansüstü öğrencisine tez danışmanı ya da hocası tarafından özellikle uygulanan bir yöntem var mı yoksa daha çok mesele bir usta çirek ilişkisi içerisinde mi devam ediyor tez yazım süreci boyunca? aynı Türkiye'de olduğu gibi belirli bir kurallar silsilesi var. Yani sizin nasıl tez yazacağınıza ilişkin bir metodoloji var. Ama Türkiye'den farklı olarak birincisi şu. Yüksek lisans danışmanınızda siz buluyorsunuz. Doktora danışmanınızda siz buluyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben bu alanda tez yazmak istiyorum. Beni kabul eder misiniz? Yani size okul tarafından atanan bir danışman yok önce danışmanınızın sizi kabul etmesi gerekiyor. Hoca diyor ki tamam kabul ediyorum o zaman yüksek lisansa başlıyorsunuz. Doktora da süreç biraz daha farklı. Sizden önce tez önerisi getirmenizi istiyor ee, hocalar. Örneğin benden 6 tane konu istemişti hoca. Bu 6 konuyu biz 3'e düşürdük. Bu 3'ü için ben ekspoza hazırladım. Yani bir tez öneri formu hazırladım her biri için. Ondan sonra hoca birisini eledi. Kalan iki konutusundan da dedi ki ben bunların ikisini de yönetebilirim. Senle beraber çalışabiliriz Ünsal. Sen hangi konuda yazmak istiyorsun? Bu arada bu tabi ekspoze hazırlarken siz tezin temel sorunlarını ortaya koyuyorsunuz. Bu tezin nasıl bir katkı sunacağını belirtiyorsunuz. Belirlemeniz gerekiyor. Orada çünkü hocaların söylediği şey şu. Tamam yüksek lisansta biz evet Alman öğrencilerle beraber yapmıyorsunuz. Alman öğrenciler yok. Orada dili biz tölere edebiliriz. Ama doktora da bu ünvan son derece önemli ve kıymetli. Bu yüzden bir Alman öğrenciden ne bekliyorsak. Dil kullanımı, çalışkanlık, bilgi vesaire ne derseniz. Biz bunu senden de bekliyoruz. Çünkü aynı ünvanı taşıyacaksınız. Metodolojik olarak da bu dediğim şeyleri geçtikten sonra tamamen hocayla olan usta çırak ilişkinize göre bu ilerliyor. Yani nasıl bir metodoloji izleyeceksiniz, nasıl bir silsile izleyeceksiniz. Örneğin benim hocam, e, doktor annem mutlaka bunun tarihi gelişiminin verilmesini istiyordu. Yüksek lisans tezinde Profesör Doktor Martinek dogmatik temelin mutlaka verilmesini istiyordu. Bu anlamda hocaların da kendine özgü şeyleri bizim uymamız gerekiyordu. Kurallarına, prensiplerine, akademik gelişimde nasıl bir talepleri olduğunu bilmemiz gerekiyordu ve buna uygun hareket etmemiz gerekiyordu. Hocam Almanya'da doktoradan mezun olabilmek için tezin basılması şartı aranıyor. Acaba Almanların bu konuda bilinçli bir politikası var mı bunu merak ediyorum. Çünkü Almanlar yani bir yandan hem ücretsiz eğitim vaat ederek dünyanın birçok yerinden zeki çalışkan insanları kendi ülkelerine çekiyorlar. Ve onlara dünyanın vatandaşlarının tamamına aslında Alman hukuk literatürünü geliştirmeye yönelik bir çaba içerisindeler diye ben görüyorum. Bu acaba bilinçli bir politikanın ürünü mü? Bu şimdi Almanya'da doktora tezinin basılması az bu bütün herkes için olan zorunlu olan bir kural. Önce ona değinmek lazım. Neden? Çünkü eğer bir tez yayınlanabiliyorsa herkese ulaşabilir, ulaşılabilir anlamına gelir. Herkes tarafından ulaşılabilir anlamına geliyor. Ve yayınlanmak bir yayım evi tarafından bunun kabul edilmesi de aslında o tezin tasdik edildiği, onaylandığı anlamına geliyor. Bu bilinçli bir tabi tercih. Sorunun ikinci kısmına gelirsek, yani dünyanın her yerinden öğrenci geliyor. Ben yüksek lisans ve doktora yaparken Gürcistan'dan gelen vardı, Çin'den gelen vardı, Romanya'dan gelen vardı, İngiltere'den gelen vardı, Güney Afrika'dan gelen vardı. Genellikle karşılaştırmalı bir konu çalıştırdım. Yani Türk hukukunda durum ne? Örneğin benim açımdan Alman hukukunda durum ne? Bu bilinçli bir tercih. Bu çünkü Alman hukuk literatürünün zenginliğini arttı. Çok müthiş, bütün dünya e, hukuk literatürlerine hakim olabileceğiniz bir altyapı oluşturmanızı sağladı. Bu daha sonra neye sebebiyet veriyor? Almanya'nın kendi hukukunu mükemmelleştirmesi ve daha da önemlisi hukukunu ihraç edebilmesi anlamı. Bugün Japonya'da Alman Medeni kanun etkilerini görüyoruz. Güney Afrika'da görüyoruz. Çin'de görüyoruz. Gürcistan'da görüyoruz. Romanya'da görüyoruz. Esasında şunu söylemek lazım. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda topla, tüfekle, tankla yapamadığını bugün hukuk ihraç ederek Hukuk ihraç ettiğiniz zaman bu şu anlamı geliyor. O ülkenin hukukçuları, ana menbaya kaynağa gelmek zorunda. Huku ihraç ettiğinizde siz kendiliğinden onlarla bir ticari ilişki de kurmuş oluyorsunuz. Yani tek başına hukuk ihraç etmeniz belki ekonomik anlamda bir şey ifade etmiyor. Ama hukuk ihraç ettiğinizde iktisadi ilişki kurmak zorundasınız. Bu bilinçli bir politikanın pek tabii ki ürünüdür. Hukuk ihraç etmenin hocam herhalde tarihteki örneklerinden bir tanesi de Napolyon Kanunu olarak da Fransız Medeni Kanunu. Hatta Napolyon'un kazandığı zaferlerle değil aslında hazırlattığı medeni kanunla anılacağına dair sözleri de var. Bu açıdan değerlendirildiğinde o dönemde belki Fransızların medeni kanuna ilişkin hakim durumu bugün Almanlar tarafından başarılı bir şekilde uygulanıyor lisansüstü eğitimler aracılığıyla. Ve hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Bugünün hukuk öğrencileri açısından Almanya'ya gitmek isteyen ve orada lisansüstü eğitimini yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? Birincisi arkadaşlarımızın gitmek isteyen öğrencilerin veya meslektaş olacağız belki ileride cesur olmaları gerekiyor. Çok ciddi dediğim gibi bir akademik kültür, görgü bir değişim yaşayacaklar, farklı bir kültürün içerisinde olacaklar, bunu görecekler, onlardan bir şeyler öğrenecekler, kendileri de belki onlara bir şeyler öğretecekler. Bu yüzden de cesur olmaları ve e, gitmekten korkmamaları gerekiyor. İkincisi, oraya gittiklerinde çok hızlı bir şekilde dil öğrenmeye yönelik çaba göstermeleri gerekiyor. Üçüncüsü de Pek tabii ki çok çalışmaları gerekiyor. Ama röportajın başında da e, söylediğim gibi aslında çalışmanın yanında ne zaman dinleneceklerini de ve kendilerini ne zaman dinleyeceklerini de iyi bilmeleri gerekiyor. Eğer bu dengeyi de sağlarlarsa son derece e, başarılı ve mutlu bir yaşamları olacağı kanaatidir. Çok değerli hocam Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Keyifli bir röportaj oldu. Umarım dinleyenler açısından da öğretici olur. Ve bir şeye daha teşekkür etmek istiyorum. 2016 yılının Ocak ayından beri ben sizin asistanlığınızı yapıyorum. Sizle birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Ve bugüne kadar da sizden çok şey öğrendim. Öğrettikleriniz için de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Furkan'cığım beni programına davet ettiğin için. Ben de seninle birlikte eser üretmekten, bir şeyin doğumuna şahit olmaktan akademik yaşamda çok keyif aldım. Ben de sana çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.